İyi akşamlar. Oyunla ilgili üzgünüz tabii kaybettiğimiz için. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Oyuna baktığımız zaman bizim tarafımızdan biraz berabere bile kalsak belki üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Özellikle üretme anlamında yani rakip alanda üretmede bugün çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon belki 3-5 tane bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Çünkü oyunun tamamı neredeyse bizim kontrolümüzde geçti. Oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Biraz daha kendine güvenmeleri gerekiyor. Oyun içerisinde her şeyimiz iyi, mücadelemiz iyi, pas yüzdemiz iyi. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde. İstekli, arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içerisinde maalesef üretmemiz lazım. Yani skor yapmamız lazım. Bugün itibariyle bunu beceremedik. Bizim için en üzücü tarafı şuydu. Bilmiyorum, herhalde yanlış söylemem ama yani hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bizim için en üzücü tarafı buydu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrasına bakacağız. Kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Özellikle oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu da inşallah bundan sonraki müsabakaları kazanıp yani iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir yerde bitirebiliriz? Tabii bunu şu anda bilemiyoruz. Yani fizik gücümüzün çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani rakip alanda oynuyoruz oyunu genellikle. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir oyun. Fizik olarak bilmiyorum. Yani bana çok böyle diye bir 70-75'lerden sonra biraz oyundan düşüyor. Yani düşebilir. Çünkü bu fizik işi biraz da oyunla ve skorlarla alakalı çok değişebiliyor. Geçen hafta 70'ten sonra inanılmaz tempoyu arttıran, koşan, basan, mücadele eden bir takım vardı skorun avantajıyla beraber. Yani maçın içerisinde bazen oyuncuların yorulması, temposunun düşmesi onların fizik güçlerinin çok zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Yani oyun ve skor da bunu çok tetikliyor oyun içerisinde aslında. Ali Bey. Yani bu maça başlarken de 7. sıradaydık. Geçen hafta da söyledim. Önümüzde 6 tane takım var ve puan farkları var. Bunu kapatabilir miyiz? Belki bugün kazansaydık farklı bir bakış açısı yaratabilirdik ama bugünkü mağlubiyetten sonra çok biraz daha geride kaldık tabii. Bu kolay bir durum değil. Ama dediğim gibi kalan haftalarda oynayacağımız bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacağız. Kaç maç kazanırız, kaç puan alırız, ligi nerede bitiririz onu çok bilemiyorum. Onunla ilgili bir şey söyleyemem ama biz her oynadığımız maçı kazanmak için mücadele edeceğiz çıkıp. Hızlı hızlı alalım Tuna. Vallahi bilmiyorum ben yani o ara oyuna bakıyordum çok takip etmedim o bölümü. İçeri gitmiş olabilir. Morali bozulmuş da olabilir. Yani kızmış da olabilir. Bunlar çok normal şeyler yani. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Oyundan çıkıyorlar. Onlar da kendi kafalarında bazen yargılama yapıyorlar. Bunlar çok normal şeyler. Yani o nabızlarda bunların olması çok doğal ama yani zannetmiyorum. Bana gelen şu ana kadar bir şey yok. Ergin Bey. Şimdi biz göreve başladığımızda zaten camianın durumu, takımın durumu ortadaydı. Onu söyleyeyim öncelikle. Ya biz bunu bilerek zaten göreve başladık. Takımın moral motivasyonu ve puan durumu çok sağlıklı değildi ve elimizde bir teklik kaldı. Başka mücadele edeceğimiz bir yer yok. Şu aşamada yani önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için bir çaba sarf etmek çok doğru değil. Çünkü önümüzde uzun bir zaman var. Kalan haftalar bütün oyuncularımız için bir kriter olacak. Yani önümüzdeki sezon kimle devam edeceğiz? Kimle devam etmeyeceğiz? Nasıl bir takım kuracağız? Şu anda bütün oyuncularımız için kalan haftalar bir kriter. Yani performanslara göre, antrenmanlara göre, kaliteye göre, tavır ve davranışlara göre biz de tabii önümüzdeki sezon bir kadro kuracağız. Ama şu anda bunu yorumunu yapmak, bununla ilgili konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Şu anda bugün bir maç kaybettik. Üzgünüz. Bir de yani bana göre hiç kaybetmemiz gereken bir maçı kaybettik. Ama bu futbol. Yani bu oyunun içinde bunların hepsi var. Yani bir kontradan gol yiyorsun, çıkaramıyorsun. Olabiliyor oyunun içerisinde bunlar. Demek ki daha fazla çalışmamız lazım. Oyunsal anlamda daha fazla
üretmemiz lazım. Özellikle ofansif anlamda. Yoksa ben birçok oyuncunun performansından memnun değilim. Yani. Memnunum yani. Oyuncular o kadar kötü oynamadılar. Bugün biz kötü oynamadık. Kötü bir performans sergilemedik kesinlikle. Skor bizim için çok kötü oldu. Kazansaydık çok farklı bir bakış açısı yakalayabilirdik lige. Ama şu anda tabii doğal olarak bizim kredimiz yok. Elimizde krediyle devam etmiyoruz biz. Kaybettiğimiz her maç bizim moral motivasyonumuzu doğal olarak düşürecek. Çünkü puan olarak geri düşüyoruz. Biz elimizden geldiğince bunu yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da tutmaya çalışacağız. Ve oynayacağımız her maçı da kazanmak için mücadele edeceğiz. Ha, skor ne olur bilemeyiz. Bugün de kazanmak için geldik ama kaybettik. Yani yapacak bir şey yok. Bu oyunda bunlar var. Son iki siz ve siz. Bitiriyorum. Şöyle söyleyeyim. Çok ben istatistik konuşmuyorum yani buralarda. Çok sevdiğim bir şey değil. Neden? Çünkü istatistikler size maç kazandırmıyor maalesef. Yani istediğin kadar iyi ol, top sende olsun, %80'le oyna, 40 tane şut at. Yani gol atmadıktan sonra bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok. Yani burada çıkıp da biz istatistiğimiz şöyleydi, yok 70 oynadık, işte 20 tane şut attık, 10 tane gol kaçırdık. Bunların hiç kimseye bir faydası olmaz. İstatistik bu işin bir parçası, önemli bir parçası ama küçük bir parçası. Bunun gibi bir sürü parçaları var bu oyunun. O da yani bir parçası ama yani istatistiklere bakıp da kendimizi avutamayız. Sezgin Bey. Şöyle söyleyeyim, free kick'te topla Caner'in mesafesi çok kısaydı. Yani o kadar iki adımdan gelip de o free kick'i atamazsın. Biraz daha mesafe vermen lazım. Yani en azından bir 3-4 metrelik mesafe olması lazım ki pozisyonel topa vururken topa çok yakındı. Yani o açıdan birazcık sinirlendim. Daha böyle net bir vuruş yapabilirdi Caner, çünkü o vuruşları yapabilen bir oyuncu. Yapabilirdi bence ama olmadı. Yapacak bir şey yok, kısmet. Trabzonspor maçına gelince kendi sahamızda oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde tek hedefimiz var. O da kazanmak. Başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.